Merhaba, ben Marilla. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Son birkaç haftadır gerçekleşen mücevher lansmanlarından sonra Cannes Film Festivali'nde de mücevherler oldukça dikkat çekti. 1989 yılından bu yana festivalin sponsoru olan Chopard'ın koleksiyonu da haftanın neredeyse en çok konuşulanları arasındaydı. Bu hafta içeriğimde Cannes'ta tüm dikkatleri üzerine çeken bir ismin mücevherlerini sizinle paylaşacağım. Güzelliğiyle herkesi büyüleyen, mücevheri gerçekten iyi taşıyan Bella Hadid ve son yıllarda taşıdığı mücevherlerden bahsedeceğim. Cannes'da biri festivalde ve bir diğeri de Chopard'ın verdiği davete taşıdığı mücevherle başlayalım. Cannes Film Festivali'nin ilk gününde Bella Hadid pırlanta, küpe ve yüzük ile gösterişli fakat zarif tasarımlar seçmişti. Tamamı pırlantalar ile işlenmiş sallantılı küpesi toplamda 18.05 karat ve küpelerin merkezinde 5.8 karatlık damla kesim yüksek kalitede pırlantalar yer alıyor. Bu şahane küpelere uyumlu olarak merkezinde 5.45 karatlık markiz kesim pırlanta yer alan bir yüzük tercih etmiş. Giydiği 2002 haute couture tasarımı kesinlikle zarif ve tek renk mücevherlerle kombinlemeliydi ve öyle de olmuş. İkinci gün ise Bella'yı Chopard'ın verdiği yemekte zümrüt küpe ve yine bir zümrüt yüzükle gördük. Zümrüt taşıması zor bir mücevher ve Bella gerçekten olağanüstü görünüyor. 22 karatlık zümrüt yüzüğüyle başlamak istiyorum. Üzerinde 592 adet pırlanta var. Küpelerden önce verdiği pozlardan sanırım dikkatimi çeken ilk yüzüğü oluyor. Gösterişli zümrüt yüzüğünü sallantılı yine zümrüt küpelerle kombinlemiş. Küpenin merkezinde toplamda 2 adet 13.41 karatlık zümrüt yer alıyor. Markiz ve damla kesim pırlantalar zümrütün etrafında çiçek motifi gibi dizilmiş. Birazcık eskiye gidelim ve Bella'nın taktığı bir Türk markasından bahsedelim. Bella Hadid'in ilk kapak kızı olduğu dergi 2016 Mayıs Vogue Türkiye dergisi. Bu derginin çekimlerinde de Türkiye'nin en iyi mücevher markalarından Gilan'a ait tasarımlar görüyoruz. Gilan'ın damla ve markizlerle işlenmiş gerdanlığı benim de favori parçalarımdan. Markiz ve damla kesim pırlantaları sevdiğim için sanırım. Yaklaşık 35 karatlık kolye aslında uzun bir tasarım. Fakat burada sanırım iki sıra dolanmış halini görüyoruz. Kapakta yer alan bu kolye ile kombinlenmiş 10 karatlık bir çift küpe yer alıyor. Normalde küpe ve kolyeyi aynı anda taşımayı çok fazla sevmiyorum. Fakat parçalar o kadar zarif ki hiç abartı durmuyor. Bella'nın zarif ve uzun gerdanının da bunda etkisi yüksek tabii ki. Bileğinde ise iki farklı modelde baget ve yuvarlak kesim taşlarla işlenmiş bir bilezik var. İnce ve zarif hatlara sahip ömür boyu kullanılabilecek zamansız parçalar. Derginin içerisinde yer alan özel bir tasarımdan daha bahsetmek istiyorum. Gilan'ın Saray Mirası koleksiyonundan elmas küpe ve yüzük. Küpenin ve yüzüğün merkezinde inciler yer alıyor. Elmas ve pırlantalar da birlikte kullanılmış. Üç imparatorluğa ait farklı saray mücevher geleneklerini harmanlayarak çağdaş bir tasarım ortaya çıkartılmış. Tek kelimeyle muazzam. Ve gelelim Bella'nın 2019 yılında Met Gala'daki mücevherine. Bu look'u hatırlayanlarınız vardır diye düşünüyorum. Bella'nın en ikonik karelerinden. 90 karatlık Kolombiya zümrütüne kim unutabilir ki? L'Oréal Chivas'a ait 90 karatlık küpeler pırlanta ile süslenmiş. İki tane aynı şekilde, aynı boyutlarda, aynı kalitede ve tabii yüksek karatlarda Kolombiya zümrütü çok nadir bulunur. Amerikalı mücevher markası L'Oréal Chivas, büyük pırlantaları ve değerli taşları ile adından her zaman bahsettiriyor. Bella'nın küpeler kadar dikkat çeken 40 karatlık Kolombiya zümrütüyle tasarlanmış, yüzüğü de aynı şekilde L'Oréal Chivas'a ait. Umarım bir gün Türkiye'de düzenlenen kırmızı halı törenlerinde de böyle mücevherler görebiliriz. Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Bella Hadid, 2017 yılında da Bulgari markasının yüzü olmuştu. Bu yüzden de Bella Hadid'in taktığı Bulgari mücevherlerden de bahsedelim.
bahsetmeden geçmek istemiyorum. 2018 yılında Dior'un Cannes'ta gerçekleşen akşam yemeğindeki kırmızı elbisesi ve Bulgari mücevherleriyle yine olağanüstü görünüyordu. Divas Dream High Jewelry Collection'ına ait tamamı pırlantalarıyla işlenmiş gerdanlık ve küpe. Yine başka bir Bulgari davetinde Milan'da pembe ve beyaz pırlantalarla işlenmiş gerdanlığıyla çok güzel görünmüyor mu? Ve bu haftanın da sonuna geldik. Umarım sizler için hazırladığım içeriğimizi beğenmişsinizdir. Bir başka içerikte sizlerin de merak ettiği isimlerin mücevherlerini inceleyebiliriz. Yorumlarınızı bekliyorum. İçeriğimi beğendiyseniz like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Pırlanta gibi ışıldayın. Hoşçakalın.